Cennette çok sevinirler ve gülerler. Kur'an'da şöyle buyurulur. Süleyman onun sözüne hafifçe güldü ve "Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükürde hoşnut olacağın işi yapmakta beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına koy." dedi. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in gülmesi tebessümdü. Bir gün sohbet eden ve kahkaha ile gülen ensarın yanından geçti ve şöyle buyurdu. "Ey sizler! Arzusu kendisini kandıran ve hayır işinde ameli kendisine ihmalkarlık ettiren sizden her biriniz mezarlığa başvursun. Ölülerin dirilişinden ibret alsın ve ölümü hatırlasın ki ölümü hatırlamak lezzetleri yerle bir eder." İmam Hasan aleyhisselam dayısı Hint'ten naklen şöyle buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevinince gözlerini aşağıya salıyordu. Gülmesi genellikle tebessümdü. Öyle ki dişleri dolu taneleri gibi gözüküyordu. Hazreti Ali müminlerin niteliği hakkında şöyle buyurmuştur. Mümin gülünce gülme sesi kulağından öteye geçmez. İmam Bakır aleyhisselam da şöyle buyurmuştur. Kahkaha atınca ardından hemen şöyle de. "Allah'ım bana azap etme." İmam Ali aleyhisselam da yine şöyle buyurmuştur. En güzel gülme tebessümdür. Ebu Derda şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir söz konuştuğunda konuşmasında tebessüm ederdi. İmam Sadık aleyhisselam her kim kardeşinin yüzüne tebessüm ederse o tebessüm kendisi için iyilik olur buyurmuştur. İmam Bakır aleyhisselam da insanın kardeşinin yüzüne tebessüm etmesi iyiliktir. Bedeninden bir diken alması da iyiliktir buyurmuştur. Hazreti Davud Süleyman aleyhisselama buyurdu ki "Ey oğulcağızım çok gülmekten sakın. Çünkü çok gülmek kulu kıyamet günü hakir yani fakir ve muhtaç kılar." Resulullah bir hadis-i şeriflerinde "Çok gülmekten sakın. Çünkü çok gülmek kalbi öldürür." buyurmuştur. Hazreti Ali aleyhisselam da "Her kim çok gülerse heybeti ortadan kalkar. Çok gülerse kalbi ölür. Çok gülmek arkadaşı ürkütür ve reisi ayıplı kılar." buyurmuştur. Yine şöyle buyurmuştur. "İnsanın çok gülmesi vakarını ortadan kaldırır." İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. "Nice kimseler boş yere çok gülerler ve kıyamet günü çok ağlarlar. Nice kimseler de günahlarına çok ağlarlar ve korkarlar ama kıyamet günü cennette çok sevinirler ve gülerler." Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, "Eğer benim bildiğim şeyleri siz de bilseydiniz, kesinlikle çok ağlar ve çok az gülerdiniz." Yine Allah'ın sevgilisi Hazreti Musa'nın suhufundan naklen şöyle buyurmuştur. "Ölüme yakin eden kimsenin neden sevindiğine ve cehennem ateşine yakin eden kimsenin neden güldüğüne şaşarım." Miraç hadisinde ise şöyle yer almıştır. "Benim kendisinden hoşnut olup olmadığımı bilmediği halde gülen kuluma şaşarım."